Evet, merhabalar, hoş geldiniz. 23 Ocak 2023 günlerden pazartesi, haftanın ilk işlem günü. Hayırlı uğurlu, güzel, kazançlı bir hafta diliyorum sağlıkla. Dileklerimizi yapalım, yeni dileklerimizi, güzel dileklerimizi başlayalım. Şimdi bu hafta artık ocağı bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta Şubat'a başlıyor olacağız ve artık önümüzdeki hafta hem Amerika Merkez Bankası Fed'in toplantısı hem de ECB, yani Avrupa Merkez Bankası toplantısı var. Bu hafta yavaş yavaş artık sessizlik başladı Fed üyelerinde. Yani konuşmayacaklar, sessizlik dönemine girmiş oldular. Dolayısıyla bu hafta çok fazla Fed üyelerinden şahin mesajlar geçen hafta gibi alamayacağız. Çünkü geçen hafta piyasayı onların şahin mesajları daha çok bozmuştu. Bu nedenle yani bu hafta bir parça böyle piyasa kendi başına kaldı. Karışmayacaklar daha çok. Ne var elimizde bu hafta? Önce ona bir bakalım isterseniz. Bu hafta hem Euro bölgesinden hem Amerika tarafından özellikle büyümeyle alakalı veriler gelecek arkadaşlar. Salı günü Euro bölgesi İngiltere'den PMI verileri gelecek. İmalat, hizmet, bileşik, bunları alacağız. Bunlar da bize aslında PMI verisi önümüzdeki dönem yani resesyon var mı yok mu? Hani resesyon var da daha ne kadar düşecek? Çünkü beklentiler zaten 50'nin altı. 50'nin altıydı zaten rakamlar. İşte geçtiğimiz aylarda yaklaşık böyle işte 47, 49 bu rakamlar var. Bakalım, özellikle mesela Euro bölgesinde hizmet PMI'yi 50.2 bekleniyor. Geçen ay 49.8'di. PMI taraflarının zayıf gelmesi bize durgunluğun ve resesyonun ne kadar ağır olacağını da gösteriyor olacak. Piyasalar buna tepki verecektir. Şimdi aynı verileri Amerika'dan alacağız. Tabii ki Amerika daha önemli olacak. Çünkü orası direkt Amerika borsalarını, oradan altını, oradan doları, her şeyi etkiliyor. Amerika'da da yine PMI verileri, üretim, hizmet, bileşik PMI verilerini alacağız. Burada beklentiler zaten düşük. Yani hepsi 40'ın altında. İşte örneğin üretim PMI'yi 46.2, hizmet tarafında 45 bekleniyor. Bileşikte 45 gelmişti. Şimdi bunlara baktığımız zaman PMI verilerinin bunun ve bunun altında gelmesi, yani ne diyelim, bir resesyon vurgusu ya da işlerin iyi gitmediğini göstereceği için piyasalar buna göre tepki vereceklerdir. Ama vereceği tepkiler, mesela geçen hafta bunları fiyatlayan, satış yiyen bir piyasa gördük Amerika hisse senedi piyasalarında. Cuma günü biraz böyle iyi kapattılar. Fakat geçen hafta bol bol şahin mesajlar geldi. Şimdi bu hafta biraz sessizlik dönemi var. Çok fazla konuşma olmayacak. Bu nedenle aslında piyasaların tepkisini biraz daha net görüyor olacağız. Bakalım piyasa bu büyüme verilerine ya da şöyle söyleyeyim, yani bu PMI'ya, diğer taraftan büyüme verisi de gelecek tabii. Büyüme verisini Amerika tarafında yalnız kaldığında nasıl tepki verecek? Yani yine şöyle mi yapacak mesela? Bak işte düşüyor PMI verileri, resesyon var, işler hiç de iyi gitmiyor. O zaman Fed bir yerden dönecek deyip yine Fed'e baş mı kaldıracak? Yoksa bakalım resesyon mu fiyatlayacak? Artık buralarda biraz böyle, yani kötü veri kötü piyasa mı yaratacak ya da kötü veri iyi piyasa mı yaratacak? Biraz onu bu hafta daha net görüyor olacağız. Geçen hafta durumlar biraz karışmıştı. Şimdi bu hafta 26 Ocak, 24'ü Salı, Çarşamba, Perşembe günü. Perşembe günü yine Amerika tarafında büyüme verilerini alacağız. Özellikle bu önemli olacak. Zaten büyümede biliyorsunuz Fed frene basmıştı. Bu sene çok öyle aman aman bir büyüme beklemiyor ama bu son çeyrek büyümesi. Yani 2022'yi daha bitirmedik. 2022'nin son çeyrek, 4. çeyrek büyüme verilerini alacağız ve 2022 büyüme verisi gelmiş olacak. Çekirdek dayanıklı mal siparişleri, kişisel tüketim çekirdekte, bunları alacağız. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları var. Yine Cuma günü çekirdek kişisel tüketim harcamaları, Michigan Üniversitesi'nin 5 yıllık enflasyon beklentileri gibi bu veriler gelecek. Ve dediğim gibi piyasa biraz yalnız olacak. Herhangi bir şahin mesaj bu hafta sessizlik olacağı için, sessizlik bölümüne girecekler için çok da öyle bir şey olmayacak. Yani çok da etkisi olmayacak Fed üyelerinin. İzleyeceğiz, göreceğiz açıkçası. Biraz daha olumlu bekliyorum. Yani biraz daha rahat olacakları için, çok baskı olmayacağı için biraz daha rahat bir piyasa bekliyorum açıkçası Amerika tarafında. Şimdi altına gelelim.
1923 dolar şu anda. Sabah 1927 doları gördüm. Ya ons altın iyi, iyi. Bakın o kadar satış yemesine rağmen geçen hafta piyasa burası gayet iyi duruyor. Sabah da bir televizyon programına katıldım. Orada da altını konuştuk. Orada da söyledim. Çünkü 2022 yılındaki ons altın üzerindeki en büyük baskı neydi? Faizdi. Fed'in faizleriydi. Fed faizlerde frene bastı mı? Şöyle en azından hızı yavaşlattı. Yani 50'ye getirdi Aralık'ta ve daha 25 var. İşte Şubat'ta 25 şu an kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü yoğunluk şu anda beklenti 25 bas puan 1 Şubat'ta yapılacak toplantıda. Faiz artışlarının yavaşlatılması FED tarafında söyleyemedim. Ons altına olumlu etki yapıyor. Çin de yavaş yavaş açılmaya başlandı. Resesyon korkusu var. Korku demeyeyim de resesyon endişesi var. Resesyonda da yine büyüme beklentilerinin aşağıda gelmesi altına burada korunma limanı olarak aslında altına yarıyor. Yani birçok şey yarıyor ki bir de jeopolitik riskler var. Onları hiç saymıyorum bile. Daha Rusya-Ukrayna savaşı geçen sene 2074 doları görmüştük Şubat ayında ons tarafında. Daha o jeopolitik riskler hala duruyor. Yani bir yere gittiği falan yok aslında. Sadece şu an böyle daha az gündeme geliyor ama onlar her an artabilir. Öyle bir şey olursa zaten ons'ta daha yukarı hareketler görebiliriz. Neyse şunu söyleyeyim, 1930 dolar arkadaşlar önemli. 1930 doların üzerinde kaldığı sürece ilk gideceği yer 1980 dolar, orada önemli bir yukarıda direnç noktası var. Buraları bir geçiyor olması lazım. Bu hafta bunları takip edeceğiz. Yukarılara tabii çıkıyor olması 1980'de kırarsa artık 2000'lerin üzerine bekliyor olacağız. Ama ilk etapta bir 1930 dolarların üzerinde bir kalıcı olsun. Aşağı gelmez, yukarıda kalırsa 1980 dolara daha hızlı gidecek. Ha, satış yerse bu hafta bu gelen verilerle beraber, çünkü verilerin gelme, bu verilerin piyasalar nasıl tepki vereceği çok önemli. Piyasalara göre hareket edecek. Bu hafta yine altında biraz dalga görebiliriz ama dikkat ederseniz satışlar artık çok sınırlandı. Yani aşağı çekilmeler olsa da bu geçen hafta 1903 doların altına gelmedi. Bu haftada yine benzer bir etkin olacağını düşünüyorum. 1800 aşağılarda inerse, satış yerse çok ciddi bir satış. 1876 dolarlar çok aşağıda destek noktası. Çok onların aşağısında beklemiyorum açıkçası. Oralara da gidip gitmeyeceği belli değil diye söylüyorum. Çünkü dediğim gibi geçen hafta zaten zor bir haftaydı. Ona rağmen sağlam durdu. 1900 doların altına gelmedi. Bu şekilde yoluna gitme ihtimali çok daha hani güçlü bir ons altın bu hafta görme ihtimalimiz yüksek. Aşağı düşüşler bana göre alım fırsatı olacaktır. Geçen hafta 1900 dolarlara kadar fırsat verdi. Ama daha çok yukarıda kaldı. Satış fırsatı da verdi. Hani çünkü satmak, herkes almıyor. Neticede satmak zorunda olanlar da var. Gram altına yansıyor. Gram altında da zirveler gördü. Kendi kadar, yani zirve miydi? Evet, zirveydi. Çok beklediğimiz seviyeler olmasa bile. 1180 TL'ler görüldü mü? Evet, görüldü. Dolayısıyla hani bir isteyenler için, satmak zorunda olanlar için, nakite ihtiyacı olanlar için bu şekilde de değerlendirildi diye düşünüyorum. Ama aşağı gelişler, alım fırsatı almak isteyenler aşağı gelişleri özellikle takip etmelerinde fayda var diye düşünüyorum. Ama genel anlamda beklentimiz tabii ki yukarı yönlü. Ons cephesinde de orta uzun vadede günlük, haftalık, anlık düşüşler alım fırsatı olacak bundan sonra benim için öyle. Çünkü gram tarafında özellikle ons böyleyken dolar TL'de sıkışma var. Bu sıkışma var ama yani dolar kuru yerinden oynamıyor. 18.80, nihayet 18.70'den 18.80 bandına geldik. Dolayısıyla illaki en nihayetinde kurda bir yukarı yönlü hareket illaki olacak. Seçime kadar tutmaya devam edecek miyiz? Etmeye çalışıyoruz. Şu anda bütün hamleler, bankalara yapılan yeni düzenlemeler, işte 6 ay TL mevduata 0 zorunlu karşılık olması, yurt dışından işte dövizini getir, döviz getir yurt dışından 6 ay tut, buna da 0 zorunlu karşılık uygulayacağım diyor. En önemlisi bu DTH'lar, yani TL mevduatları, DTH'ların üzerinde ne kadar tutarsan ben senden o kadar az menkul kıymet bulundurmanı isteyeceğim diyor. Daha doğrusu bankaya diyor ki seni elinde ne kadar döviz tutarsan diyor, yani mevduat sahipleri ne kadar döviz tutarsa bu yükseldikçe bana menkul, benden menkul kıymet almak zorundasın, tahvil almak zorundasın, devlet iç borçlanma seni de almak zorundasın, bunu elinde tutmak zorundasın. Bu da bankaların çok işine yaramıyor. Yani bunu tutmak yerine ne yapıyorlar?
TL mevduatları artırma çabasına giriyorlar. Otomatikman işte ne oluyor? TL mevduatta faizler yükseliyor mesela. Öyle olunca işte para mesela işte KKM'den son haftalarda gelen verilere baktığımız zaman KKM'den çıkışlar var mıydı? Evet vardı. 100 milyar TL civarında en son bir rakam gelmişti. O paranın da artık yavaş yavaş dövize gittiğini görmüştük. Yani son haftalarda döviz sevdiat hesaplarında da bir yükseliş vardı. 2,5 milyar dolar civarında. İşte para oraya gitmesin diye her türlü hamle yapılıyor şu anda. Her şey yapılıyor ve bu yapılanların tamamı bankalar üzerinden yapılıyor. Bir şekilde bankaların yapılan yeni düzenlemelerle yapılıyor. Ama yani ne kadar nereye kadar gidecek işte böyle detaylı detaylı anlatıyorum size ama kafanız karışmasın. Yani neticede hani sıkıştı mı sıkıştı. Bir senedir neredeyse bir seneyi de geçti. KKM hesaplarıyla tutulan dolar TL'yi seçime kadar tutmayı planlıyoruz. Ama en nihayetinde bu politika bir şekilde şu anda ihracatçıyı çok zorluyor, imalatçıyı, üreticiyi, herkesi çok zorluyor. Neden? Çünkü maliyetleri çok yükseldi. Yani maliyetler işte yurt dışından mal getiriyorsunuz, maliyetleriniz yüksek. Neden paranız burada yani çok değerlendi? Döviz ucuz, para çok değerli. Ne oluyor? Burada üretmek yerine yurt dışından getiriyorsunuz. Zaten çoğunu yurt dışından ithal ediyoruz. Ara mamulleri, ham maddeleri bir sürü şey alıyoruz. Daha çok ithalat ağırlıklı gidiyor. Yani hani üretime gerek kalmıyor. Çünkü bakan da zaten bu minvalde bir açıklama yeni yapmış. Okudum işte biraz önce. Ama o da kendince diyor ki hani ne çok yukarıda ne çok aşağıda hani optimal bir yerde olması lazım ama o optimal yer neresi? Şu an bu kadar şikayet varken yani üretici, ihracatçı diyor ki yani ben kazanamıyorum, maliyetlerim yükseliyor ama içeri döviz getiriyorum 18.80. Yani dolar son bir yılda %40 yükselmiş, benim maliyetim %100'ün üzerinde yükselmiş. Hem enflasyon yüksek, hem ithal girdilerim yüksek, her şey yüksek ama gelirim düşük. Dolayısıyla da hani bu kurun bir şekilde yukarı çıkması lazım diye oradan en az bir %10 şeklinde sesleri çıkıyor. Bu da buraya bakın, buraya nasıl bir formül bulacaklar. Çünkü enteresan şeyler de konuşuluyor arkadaşlar şu anda. Ne konuşuluyor acaba, hani ne bileyim hani talep olursa farklı sektörlere acaba farklı kur uygulaması yapılabilir mi gibi gibi böyle enteresan konuşmalar da var. Ama bunlar sürdürülebilir hiçbiri değil. Her şey bir şekilde doları seçime kadar tutabilmek, kuru tutabilmek şeklinde. Şimdi hem doları da anlatmış oldum bu şekilde. Yani bu nedenle hani illaki bir yerden yani bir yukarı çıkış olduğunda işte oradan gram altına da olumlu yansıyacak. Mesela şu soru çok geliyor. Dolar mı altın mı diye. Tabii ki altın. Çünkü dolar hem üzerinde enflasyonu olan bir şey. Yani bugün Amerika enflasyonu düşürmek için ne kadar çok faiz artırdı görüyorsunuz. Hep bunu konuşuyoruz. Ama içeri geldiğimiz zaman arkadaşlar yani doların şöyle söyleyeyim, zaten altın aldığınızda otomatikman dövize yatırım yapmış oluyorsunuz. Çünkü dolar burada yükseldiği zaman elinizdeki altın yükselecek. Bunu unutmayın. Yani dolar mı altın mı? Tabii ki altın. Çünkü altın iki taraftan da destek alıyor. Hem ons tarafından destek alıyor hem de dolar kurundan destek alıyor. Şu an bakın ons, şöyle düşünün, ons altın yani elinde mesela dövizi olanlar mı kazandı? Yani son bir ayı değerlendirdiğimizde mesela, çok geriye gitmeyelim. Altın mı? Tabii ki altın. Çünkü ons yükseliyor. En azından dolar yükselmese bile. Yani illa döviz almanız gerekmiyor. Döviz ve dövize endeksli yapılan yatırımlar da aslında sizi bir şekilde kur yükseldiği zaman fiyatı yükseleceği için korumuş olacak. Hani bu altın olur, bu gümüş olur, bu başka bir şey olur ama en nihayet de döviz endeksli bir şeylerin oluyor olması lazım. Benim düşüncem bu, tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Elbette ki elde bir miktar nakit bulundurmak gerekiyor. Bu nakiti nasıl bulundurursunuz bilemem. Yani TL olur, döviz olur, bunu bilemem. Ama yatırım mı? Yatırım yatırım değil. Onu bilin. Yatırım dediğiniz şey daha böyle başka şeyler olmalı. Yani işte anlatıyoruz sürekli, işte bir sürü yatırım enstrümanı var, onlardan bahsediyoruz. Ama kağıt paradan yatırım olmaz arkadaşlar. Net olarak söyleyeyim. Elimizde biraz tabii ki keş olması lazım. Keş olması için de bir miktar buralardan tutulabilir diye düşünüyorum. Evet, saat kaç oldu? Saat şu anda henüz daha 10 olmadı. Sabah şu an saat kaç?
Ona 20 var. Borsa açılmadı. Endeksi 5490'da bırakmıştık. Bakalım bugün nasıl başlayacak? İyi başlayacağını düşünüyorum ama belli olmaz. Çünkü ya şöyle bir şey var. Hani borsa biz genel anlamda herhangi bir alternatif hala yok. Bu nedenle hala burası şu anda yön genel anlamda yukarı. Fakat tabii ki yani düzeltmeler, satışlar ve neye tepkili verdiğini de çok iyi bilmiyoruz. Hani siyasi bir gerilim olmadığı sürece açıkçası hani Amerika borsaları için gelen veriler etkili oluyor ama bizde böyle gelen verilerin birebir etkisi olmuyor. Bu nedenle hani net bu gelecek, şu şöyle etkiler, bu gelecek, bu böyle etkiler diyemiyoruz. Genel etkilerden bahsedebilirim ancak. Yani böyle borsa tarafında çok fazla söylenecek bir şey yok. Ondan sonra evet bir internet gitti geldi ama ben de yayının sonuna geldim. Haftaya böyle başladık arkadaşlar. Güzel kazançlı bir hafta olsun diyelim. Ben yayını burada bitireyim. Tekrar değerlendirmeye devam edeceğiz yarın. Hani bu haftadan genel bir bilgi vereyim istedim size. Durumlar böyle. Çok iyi bakın kendinize. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.